Herkese merhaba arkadaşlar Kripto bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Near sisteminden NFT platformundan bahsedeceğim. Bir önceki videomuzda sizlere Near Wallet kullanımından ve Near Wallet'a nasıl para aktarabilirsiniz, nasıl para çekebilirsiniz, ya kısaca nasıl işlemler yapabilirsiniz ve nasıl Near Wallet'a sahip olabilirsiniz bunlardan bahsetmiştim ve bunu ilerleyen videolarda Near ekosisteminden faydalanabilmek açısından gerekli olduğunu söylemiştim. Şimdi Wallet kurulumundan sonra sizlere ilk incelemek istediğim platform Paras platformu. Bu platformu OpenSea gibi düşünebilirsiniz. Near ağındaki NFT alım satımlarının gerçekleştiği bir NFT platformu diyebiliriz. Parasta insanlar işte aynı diğer platformlarda NFT satış platformlarında olduğu gibi NFT'lerini sunabiliyor, alım satım işlemlerini gerçekleştiriyor vesaire. Biz de Nidraker sisteminin bu büyüyen dönemde buradan bir tane NFT almak istedik. En azından cüzdanımızda bulunsun. Belki Nidraker sistemi daha böyle boğasını yaşadığı zaman diyelim belki buraya da Ciddi anlamda hacim gelir ve NFT'lerimiz değer kazanabilir. Uzun vade buradan ucuz NFT'lerden bulundurmakta fayda olduğunu düşünüyorum. En azından Ethereum ağındaki gibi bir NFT alırken yüzlerce dolar komisyon ödemeyeceksiniz. Çok basit gelip 3-5 dolarlık NFT alabilirsiniz. Parasının aynı şekilde kendi coin'i var. Toplam 100 milyon supply'a sahip ve fiyatı da çok düşük. Açıkçası 0.32 centlerde dolaşıyor. Yani low projelerden bir tanesi diyebiliriz. Hacmi de çok düşük. Sadece MXC borsasında yani JEX olarak MXC borsasında listeli. Bir de merkezi siz finans üzerinde listeli. Belki platform açma arttıkça, işte ekosistem büyüdükçe bu coin de tabii ki değerlenebilir. Fakat ben şu anda sizlere nasıl NFT alıp satabileceğinizi Paras platformu üzerinden Near ekosistemi için göstermek istiyorum. Şimdi burada görüyorsunuz benim hesabım var. Buraya hesabınızı bağlıyorsunuz. Near Wallet kurulumunu zaten sizlere gösterdim. Near Wallet'ınızı kurduktan sonra burada giriş yapa bastığınızda direkt hesabınızı buraya entegre ediyorsunuz ve Near Wallet'la buraya bağlanmış oluyorsunuz. Burada profili görüyoruz. diyelim. Şu anda benim herhangi bir kartım yokmuş. Oluşturduğum kartlar da aynı şekilde yok. Biraz sonra alacağımız NFTleri mesela burada görebileceğiz. Burada ayarlar kısmında mailinizi onaylayabilirsiniz. Bu sayede işte drop'lar olursa veya bilgilendirmeler de sizlere mail atabilirler. Bunu buradan güncelleyebiliyorsunuz. Şimdi ana sayfaya geliyorum. Burada satılanlar en üstte gözüküyor. Son satılanlar, ekstra haberler burada. İşte top collection'lar gene üst sırada. En fazla alım yapanlar ve en fazla satış yapanlar da burada listeli. Buradan mesela en fazla alım yapanlardan biz ikincisine tıklayalım. Bir yan sekmede açıyorum. Bakalım en fazla alım yapan kişi hangi NFT'lere önem vermiş. Burada yani hemen hemen İran'daki bütün NFT'lerden toplamış diyebilirim. Buradaki Monkey Lover NFT'lerinden çok fazla almış. Yine aynı şekilde Golden Ticket almış gibi gibi birçok NFT'si burada mevcut. Buradan en fazla NFT alım satım yapan insanların cüzdanlarını da takip ederek hangi NFT'ler önem veriyorlar, hangi NFT'ler değerli gibi bunlara da bakıp takibini yapabilirsiniz. Yeni oluşturulan NFT serisi gene burada 20 dolara mesela bunlardan alabiliyorsunuz. 1.2 Nier şeklinde. Ben burada her platformun meşhur olan maymun NFT'lerinden almak istiyorum. Ve burada Top Collection'da The Monkey NFT'lerine giriyorum. Gördüğünüz gibi floor price 9 NIR. Yani en düşük 9 NIR'a bir NFT alabiliyorsunuz buradan. Filtre kısmı var. En düşük fiyat en yüksek fiyat şeklinde inceleyebilirsiniz. En düşük fiyatları yapıyoruz. Burada for sale only'ye bastığınızda gördüğünüz gibi bunu satılmış NFT'leri de gösteriyor. Buna tıkladığınızda artık onları göstermiyor. Zaten satılmış NFT'lere bakmamıza gerek yok. Buradan onu tıkladım. Evet gördüğünüz gibi en düşük fiyattan yukarıya doğru sıralanmış oldu. Buradan herhangi bir NFT seçeceğiz. Mesela şu NFT de aslında hoş. Fakat ben burada iki NFT arasında kaldım. Biraz önce baktım. Birinci NFT bu. Bu daha hoşuma gitti. İkinci NFT de bu. Bunun da tarzı hoşuma gitti. Nasıl yani tarzı? Mesela bu gözleri işte yüzü vesaire. Pahalı olan maymun NFT'lerine çok benziyor. Bu yüzden bunun daha değerli olabileceği kanısına vardığımdan dolayı ben paramı buna riske etmek istiyorum. Ve sizle birlikte burada bunu alacağım. Şimdi Near cüzdanınızda Near olması gerekiyor bunları alabilmeniz için tabii ki. Onu da bir önceki Near Wallet kullanım videomuzda zaten sizlere gösterdim. Burada görüyorsunuz benim Near Wallet'ım açık ve hesabımda 20 adet Near bulunuyor. Sizler de burada Recibe'a basarak herhangi borsadan bu adresinize near coin çekebilirsiniz. Komisyonlar gayet düşük seviyelerde. Şimdi benim 20 near'ım bulunuyor. Geliyorum burada almak istediğim maymun NFT'sine. Burada bu kısmına basıyorum. Evet 15 near vereceğim. Onaylıyorum. Hesabım kriptobi.near. Evet anında aldık gördüğünüz gibi. Buradan near wallet'ımı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi hesabımdan 25 saniye önce near çekilmiş. Bunda da near explorer round'a inceleyelim. Ne kadar fiyat demişiz onu göstermek istiyorum. 0.004 fiyat demişiz. Yani bu NFT'yi alırken 7 cent civarı bir fee demişiz. Siz bunu Ethereum anında işlemler yaptığınızda yüzlerce, 300 yüz, yüz vesaire dolar şeklinde işte artık her neyse fi ödeme durumu oluşuyordu ve 100 dolar aldığınız NFT'yi satmak için 150 dolar fi ödeyerek kuruyordunuz pazara tekrar geri. Nira'nın hızlı olması ve zaten düşük komisyonlara sahip olması Nira ekosisteminde öne çıkarıyor diyebilirim. Şimdi bakalım cüzdanımızda gözüküyor mu burada collectible kısmında? Evet, gördüğünüz gibi aldığım NFT'de de artık burada sahip olduğum collectible kısmında da gözüküyor. NFT'lerinizi de bu cüzdan uygulamasından görebildiğinizi sizlere de göstermiş oldum. Şimdi buradan hesabıma giriyorum. My Profil. Gördüğünüz gibi artık NFT burada bana ait bulunuyor cüzdanımda. Şimdi biz bu aldığımız NFT'yi satmak istiyoruz mesela. Geliyorum buraya. Tıklayalım üstüne. See Details kısmına basıyorum. Update Listing diyorum. Şimdi bizden 0.0086 diyelim. Near istiyor. Diyor ki daha önce işte ilk defa bir satış yapıyorsanız bu NFT'yi markete sürebilmeniz açısından bir depozite ödemeniz gerekiyor. Bunu da depozite basıyorum. Onaylayalım. Transferler çok hızlı gerçekleşiyor. Near ekosistemi gerçekten çok hızlı çalışıyor. Evet artık depozitemizi ödemiş olduk. Update listing'e tekrar bastığımızda fiyat biçebiliyoruz. Ben bunu mesela 15 nir'e aldım. Atıyorum tamamen 276 nir'e satışa koymak istiyorum. Gördüğünüz gibi toplam kesici satış ücretleri vesaire burada yazıyor. Bu da zaten komisyon. Bunu satışa koyuyorum. 276 nir yazdım. Update listing diyorum. Yine transfer işlemini onaylıyorum. Fiyo ödüyorum. Artık bu NFT markette satılır durumda. Check owners'a basalım. Gördüğünüz gibi 276 fiyatı satılıyor. Başkaları buraya tıkladığında bu seçeneğini görecek. Ben ise update seçeneğini görüyorum. Fiyatını güncelleyebilirim veya bunu buradan kaldırabilirim. Bu şekilde sizlere Paras platformunda nasıl NFT alıp satabileceğinizi göstermiş oldum. Burada ekstra profilimize geliyoruz. Create card diyoruz ya da create collection, create publication vesaire bunlardan istediğinizi yapabilirsiniz. Mesela ben kart oluşturmak istiyorum. Gördüğünüz gibi create new collection'a bastığımızda işte logo istiyor, isim istiyor, açıklama istiyor vesaire. Buradan kart oluşturabiliyoruz. Aynı şekilde koleksiyon da oluşturabiliyoruz. Diğer platformlarda olduğu gibi. Buradan da NFT'ler oluşturabiliyorsunuz. Tekrar ana sayfaya geliyorum. Burada dil desteği maalesef Türkçe'niz bulunmuyor. Onu da belirteyim. Soranlar olabilir. Şimdi bütçesi düşük olanlar olabilir. İşte ben 250 dolar 300 dolar vermek istemiyorum hocam. 3-5 dolarlık bir şeyler var mı? Bizler de bir şeyler almak istiyoruz diyorsanız. Yine burada top collection kısmında en çok satan projeler var mesela. Burada bunlardan ucuz olanlardan toplayabilirsiniz. inceleyebilirsiniz bunları. Az önce ucuz bir tane görmüştüm. Buradan mesela mesela girelim. Bakalım floor price ne kadarmış. Şu anda floor price 3 near gözüküyor. Filtreleyelim en düşük fiyattan sadece satın olanları. Evet 3 Nira buradan Penguin NFT'lerinden alabilirsiniz. Bunlar değerlenir mi, değerlenmez mi, çöp mü olur vesaire? Bunları yani kestirmek gerçekten çok zor. O kadar çok NFT var ki birçok platformdaki NFT'lerin %90'ı çöp olacak. Bazıları da sırf ilk çıkanlar, değerli oldukları için işte o ekosistemi temsil ettikleri için de çok değerli hale gelebileceklerdir diye düşünüyorum. Onun dışında NFT, oyun NFT'leri zaten oyunlardan dolayı, oyunun hype'larından dolayı değerli olabiliyor. NFT alın, alıp satarken bütün bu risklerin farkında olmanızın faydası var. Şimdi ana sayfaya tekrar geliyorum. Burada ekstra son listelenenlerde de ucuzlar görmüştüm. Gördüğünüz gibi burada yeni listelenen kartlarda 1.2 niir istiyor. Resmen 20 dolara bunlardan alıp cüzdanınızda tutabilirsiniz. Burayı yine en düşük yapalım. Yalnızca onaylıları yapalım. Burada gördüğünüz gibi sıfır niir olan NFT'ler de bulunuyor. Bunların yani ne amaçla kullanıldığını maalesef hiç bilmiyorum. Fakat ücretsizler burada mesela C details dediğinizde free yazıyor. Ücretsiz olarak bunu elde edebiliyorsunuz. Sadece komisyon ediyorsunuz. Burada birçok ücretsiz NFT bulunuyor. Sırf platformda işlem yapmak veya bu ücretsiz NFT'lerden veya gördüğünüz gibi 1 centlik NFT'lerden vesaire bulundurmak isterseniz de buradan bunları satın alabilirsiniz. Şu anda geri geldim ve yeni gözüken kartlardan bir tane almak istiyorum. Bunlardan bir tanesine rastgele tıklıyorum. Daha sonra kurucusuna geliyorum. Owners. Burada üstte yazıyor zaten. Oninsama.ni Onaylı bir hesap. Giriyorum oraya. Buradan en ucuzlarına bakalım. Lows. Evet bir Near'dan daha düşeye bile NFT'ler bulunuyor. Şimdi bunlardan bir tane satın almak istiyorum. Bulunsun cüzdanımda diye. Düşük bütçeli arkadaşlar mesela gelip bunlardan da alabilirler. NFT'lere önem veren ve cüzdanında her ağdan NFT tutmak isteyenler için ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Bunları almadan önce bir pahalı olanları da incelemek istiyorum. Tekrar ucuz olanlara girip bir tanesini şimdi satın alacağım. Burada beğendiklerimden rastgele daha doğrusu bu NFT'yi almak istiyorum. Tıklıyorum altındaki see details kısmına. Check owners diyorum ve buradan bir lira bunu da satın alıyorum. Yine aynı şekilde işlemleri hızlı hızlı onaylıyoruz. Bu şekilde bu NFT'yi de almış olduk gibi düşük bütçeli arkadaşlar için eğer NFT almak istiyorsanız buradan oninsama.near'dan da alabilirsiniz. Gayet ucuza NFT'ler bulunuyor. Bunları da tercih edebilirsiniz. Bu videoda sizlere Near ekosistemindeki Near Wallet ile nasıl NFT alıp satabileceğinizi ve Near ekosisteminde bu işi yapan Paras platformunu anlatmaya çalıştım. Sizlerle birlikte birçok ağı ve birçok ekosistemin yeni platformlarını incelemeye devam edeceğiz. Bu platformu veya bu coin'in ekosistemini inceler misin şeklinde önerileriniz varsa yorum olarak belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize iyi günler ve bol kazançlar dilerim.